Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Forte hissesine bakacağız, durumu nedir diye. Şimdi hissenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar, benle daha iyi iletişim ve daha kolay bir iletişim sağlayabilmeniz için Telegram sayfası, Telegram kanalı açtım. Şimdi buna nasıl ulaşacaksınız? Ya daha doğrusu bana nasıl ulaşacaksınız? Şimdi Telegram'a girdiğiniz zaman, Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkarım. Bu kanalı gösterir, bu kanala üye olabilirsiniz. Bu ücretsiz. Yani burada gerçekleşmiş olayları falan anlatıyoruz. Buradan direkt bana, yani buradan direkt mesaj atamıyorsunuz ama buradan bana ulaşıp mesaj atabilirsiniz. Eğer baktınız oradan halledemezseniz YouTube kanalıma geldiğiniz zaman resmin hemen yanında link var. Açıklamalara da ekleyeceğim. Bu linke tıkladığınız zaman direkt karşınıza ben çıkarım. Buradan bana direkt yazabilirsiniz. Ayrıyetten de VIP kanal oluşturdum. Aylık VIP abonelik, küçük bir abonelik ücreti karşılığında bir ay boyunca bilgilerimi paylaşıyorum. Buraya da katılmak isterseniz sizleri beklerim arkadaşlar. Böyle çalışmalarım var, Excel çalışmalarım var veya gün içi ya da akşamdan al sat fırsatları oluyor. Onları paylaşıyorum. Şimdi hissenin durumuna geçelim. Şimdi arkadaşlar, hissenin durumu, şimdi kısaca bir anlatayım. Kısa diyorum da kısa pek sürmüyor. Bazı arkadaşlar sıkılıyor. Bunun farkındayım. Ama isterseniz detaylı anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü terste kalan arkadaşlarımız oluyor veya yeni alacaklar oluyor. Detaylı anlatmak zorunda kalabiliyorum. Şimdi hissenin, bakın şurada bir düşüş trendi var. Bakın düşen, böyle büyük bir düşen kanalı var ya. Çünkü zaten hisse ya öyle böyle yükselmedi. Bakın öyle böyle yükselmedi. Bu düşüşten normal. Ha biraz uzun sürdürüyor bakın. Ta Ağustos'tan bakın, yok Ağustos değil, Eylül'den bu yana hisse düşüyor. Çıksa bile düşüyor. Siz çıktı zannediyorsunuz ama çıkmıyor. Düşüyor sürekli. Sürekli değer kaybı. Ayrıyetten şurada da, şimdi şunun bir rengini değiştireyim. Bakın şurada da şöyle bir kanalı var. Bakın iki tane kanal var. Şu anlık böyle. Tam sinüs çizelgesi gibi oldu aynı. Cidden bak. Osiloskop cihazı kullananlar bilir. Tam sinüs dalgası gibi oldu. Güzel bir dalga. Şimdi gelelim hissenin destek ve teminatlarına, dirençlerine. Şimdi bayağı bir var yine. Sıraladık. Bir dünya sıraladık. Destek, direnç. Niye sıraladık? Çünkü destek çok yani. Destekçi çok, direnç de. %3,30 Forte, bakın Forte'nin durumu %3,30'u var. Ondan sonra %10'u var. Çok pahalı da değil, ucuz da değil ama yalnız ortada. Yani durumu muallakta. %22 %30. Ondan sonra nesi var? %43'ü var. %43'ü var. Ha, %43'ü altı var mı? Şöyle belki kaydırırlarsa, bakın kaydırırlarsa %50'ye kadar da bir önlem almak lazım. Gelmeyebilir ama gelebilir. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ya, bu hisse düşecek mi çıkacak mı? Ya şimdi bazı seviyeleri bakın, mesela İHAS'ta ne dedim? Bak birkaç gün, 7 gün önce falan attım. Dedim ki bu zaten ucuzdu. Kalkarı var. Eğer bu noktaları kırarsa hisse gider. Kırdı ve gitti. Şimdi o noktaları bulursak, o noktalara girerse zaten kalkar gider. Ama şimdi öyle bir durum yok bu hissede. Ya da bu her hissede olmuyor yani. Hocam düşecek mi çıkacak mı? Ya Allah Allah, öyle bir durum olsa ben açarım. İşte ne bileyim, bu düşecek. Tamam düşer. Bu çıkacak. Hemen al çık. Oho, köşeyi döneriz. Herkes döner. Ki emek vermene kolay kolay. Şimdi yukarıya bir bakalım. %4. Yani borsa hem kolay. Bakın borsada para kazanmak hem kolay hem de bir o kadar da zordur. Dışarıdan gören şey zannediyor. Bakın borsanın içini bilmeyenler. Şimdi sizler biliyorsunuz. İlk başta ne dediniz? Çok paramı katlayın falan diye geliyorsunuz.
O size katlıyor. Yani sizi katlıyor direkt böyle. Birkaç tane ediyor. İşte dert, tasa, stres derken 30 yaşınızdaysanız 60 oluyorsunuz. 20 yaşınızdaysanız 40 oluyor. İşte böyle saçlar falan döktürüyor. Şimdi %12'si var. Bakın %12'si var. Şura işte %14 ve %17 önemli. %14 ve %17 önemli. %14, %17. Ha, buraları bir kırması lazım. Hatta da %17 daha önemli. Yani çünkü oraya sürekli takılmış. Ha, o %17'yi kırar ya da kırmaz. Şöyle buralarda takılır. Şu hemen %14'ü de destek yaparsa yukarılara yavaş yavaş tırmanır. Ondan sonra evet bakın şurada çok sağlam. O da nereye denk geliyor? Birkaç gün sürerse şöyle bakın hem yukarıdan kesiyor hem yataydan kesiyor. %25. Bakın %25,20 biraz esnek olmak lazım. Çünkü fitillerin dibi var, ucu var. Orada biraz oynatabiliyor. Yani şu şekilde oynatabiliyor. Şimdi ben buradan görüyorum rahatlıkla da. Siz şimdi anlamıyorsunuz büyük ihtimal. Yani yanlış anlamayın. Şeyden öyle, ya anlamıyorsunuz böyle aklınız ermez falan diye değil. Yani göz alışkanlığından dolayı. %34,30. %41. %46. %46. Bakın buralarda satış yiyebilir. Bakın yatayda takılır. Zaten düşeyde de zaten şuralara girer gibi gösteriyor. Yani buralarda takılabilir. Ama yaptırırlar mı? Ya aşağı gelip biraz süründürdükten sonra yaptırabilirler. %58. Ve şöyle bir arada şunu yaptıracaklar. Şöyle bir ara ama. %75. Hemen değil ama. Çok hızlı satış yer. Olduğu gibi düşebilir. Yani yeni bant oluşturması için de böyle dönüş ya da ne bileyim böyle tavan tavan gitmesi için veya yükseliş trendine girmesi için bu bantları kırması lazım. Ama şu anlık pek bir şey görünmüyor. Yani tam ortada. Şimdi TL bazında gelelim anlatalım bunun durumunu. Yani bilmeden hisse almak çok saçma yani. Neden saçma? Ya düşeceğini de bilmiyorsun, çıkacağını da bilmiyorsun. Şimdi bakıyorsun ekrana hangisi yükselmiş? Genelde çoğunuz öyle yapıyordur. Yükselen, en çok yükselenleri günlük listenize alıyorsunuzdur. Ya da haftalık bakıyorsunuzdur. Ondan sonra izlersiniz, izliyorsunuz, izliyorsunuz. Tam siz aldığınız zaman da zirvede bay bay yapıyorlar. Zirvede böyle hediyeyi kucağınıza bırakıyorlar. Uzaklaşıyorlar. Pimi çekiyorlar. El bombası kullananlar bilir. Pimi çekiyorlar. Mandalda tutturuyorlar eline. Bakın, mandalda tutturuyorlar eline. Bırakıp gidiyorlar. Ondan sonra mandalı bırakamıyorsun da. Niye? Bıraktığın zaman 5 saniye falan süre sonra patlayacağını bildiğin için bırakamıyorsun. Hani o da zarar oluyor. Bakın hisseyi aldın. Aldın. Aşağı düşüyor. Bırakamıyorsun. Çünkü zarar yazmış. O da onun gibi bir şey. Bombayı elinize veriyorlar. El bombasını eline veriyorlar. Pimini de çekiyorlar yalnız. Pimini de çekiyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Şimdi TL bazında söyleyeyim. %3,30. 56,5 TL'si var. 56,5 TL'si var. %10. %52 60 kuruş. %22. %45 60 kuruş. Ondan sonra başka nesi var? %30'u var. %30. Yani 40 TL 90 kuruş, 41 TL o civarlarda. Şimdi bir de ne var? %43.
%43. 33 TL 30 kuruş. Bir de %50'ye de böyle isterlerse getirtirebilirler. O da ne? Yani 29 TL. O civarlarda 30 TL 29 TL. 30 TL civarı yazıyorum ben. 30 TL'si var. Yani isterlerse getirtirebilirler. Şimdi yukarı bir bakalım. Yukarıda nesi varmış? %4. %4 ne ediyor? 60 TL 80 kuruş civarı. Ondan sonra %12'si var. 65,5 TL. 65,5 TL. Ondan sonra %14. %66 70 kuruş. %17. 68 TL 43 kuruş 50 kuruş o civarda 68,5 TL diyorum. Direkt biraz da fitil yapar. Ondan sonra %25 73 TL 10 kuruş. Burayı da kırdıktan sonra %34,30 30 var. %34,30. 78,5 TL %41 82,5 TL %46 85 TL 30 kuruş. %58 92 TL 50 kuruş %75 %75'i var. Yani 102 TL'si var. Yani ise arkadaşlar yani şöyle baktığınız zaman en ucuyla en aşağıdaki uca baktığınız zaman 102 TL 56 TL arasında. Forte'nin durumu bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan diyeceğim kanalıma abone olup takip ederse sevinirim. Sizleri de VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.